Ergun Yıldırım Payitahtan seni selamlıyoruz ey şehit Mursi. İhvan-ı Müslim'in 1928 yılında başında Osmanlı fesi olan Hasan el-Benna tarafından kuruldu. Benna'yı yeni bir hareket kurmaya yönelten ilk duyguların başında doğduğu ve büyüdüğü İsmail kentinde İngilizlerin Süveyş kanalıyla gösterdikleri kolonyalist pratiğe karşı duyduğu tepkiydi. Danna karizmatik bir liderdi ve çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. Çağdaş dönem İslam toplumlarında büyük bir uyanışın öncülüğünü yaptı. Siyasete girdi, teşkilatlanmaya gitti, konferanslar verdi, Filistin davasına sahip çıktı. Sonunda onun mücadelesine karşı duran çağdaş diktatörler onu şehit ettiler. Ancak ihvan büyümeye, yayılmaya ve derinleşmeye devam etti. İslam dünyasında saygın ve etkili bir harekete dönüştü. Şiddetten uzak duran, İslam'ı çağdaş dünyaya taşıyan büyük bir İslam cemaati oldu. Çoğu Orta Doğu devletlerinden daha büyük bir tarihe ve tecrübeye sahip hale geldi. Bu da Müslüman toplumlardaki sosyolojik karşılığının olduğunu gösteriyor. Toplumsal hareketler sosyolojiden doğarlar, milletin ruhundan yükselirler, topluma yeni bir hayat vermek isterler, çürüme ve yozlaşmayı giderecek bir soluk olurlar. İhvan da öyle oldu. Başta Mısır olmak üzere birçok Müslüman toplumda İslam'dan ilham alarak meselelere çözüm oldu. Yeni elitler yetiştirdi, sosyal dayanışma ağlarıyla toplumlara hizmet etti. Arap Baharı ile beraber yeni bir kırılmanın eşiğinde yeni bir uyanış başladı. Diktatörler döneminin sonuna işaret eden bir uyanışın umutlarını taşıyan bir bahar. İhvan da buna bir gane kalamazdı. Tamamen meşru ve demokratik bir zeminde hareket ederek kitlelerin siyasal uyanışını Mısır için tarihi bir imkana çevirmek istedi. Mısır, Büyük Arap Devleti ve tarihi olarak diktatörlüğü aşarak demokrasiye geçen ilk ülke olacaktı. Bölgenin ve özellikle İsrail'in bölgesel statikosunun değişmesi demekti bu. Halk meydanlara döküldü. Tahrir Meydanı Arap Baharı'nın doğurgan arenası olacaktı. 1960'larda Arap devrimi yerine şimdi Arap Baharı ifadesinin kullanılması da oldukça tarihi ve sosyolojik bir realiteye işaret ediyor. Darbeciliğe karşın halk iradesinin varlığına işaret eder. Tahrir Meydanı Arap Baharı'nı özgürlük ve demokrasiyle selamlıyordu. Tarih makas değiştirecek an üzerinde yürüyordu. Muhammed Mursi buradan yükseldi. Tahrir Meydanı'nda selamlanan Arap Baharı'nın doğurduğu bir lider. İhvan hareketinin geleneğinde yetişen, mühendislik okuyan, Amerika'da doktora yapan ve birçok dil bilen bir lider. Arap Baharı'ndan doğan bu lider, Arap toplumunda ilk defa demokrasi değişimini gerçekleştiren kişi oldu. İlk defa bir Arap toplumunda özgür seçimler yapıldı. Siyasal rekabetler içinde yürüyen bir yarışma yaşandı ve halk iradesi tecelli etti. Mursi liderliğiyle bunu başardı. Arap toplumlarında demokrasiyle gelen ve demokrasiyi getiren ilk başkan oldu. Darbeye başvurmadan değişimin öncülüğünü yaptı. Mısır'ı artık Mısır halkı yönetecekti. Böyle bir demokrasi İsrail, ABD, Avrupa ve yerli diktatörlerin işine gelmedi. ABD ve AB hem Mısır için hem de Arap toplumları için demokrasiyi tehlikeli buldu. İsrail'in egomanyası ile dayanışma içinde olan diktatörlerin de korkulu rüyası oldu. Bu nedenle ABD ve Avrupa ilk defa Arap demokrasisinin doğuşuna karşı darbeci Sisi'yi desteklediler. Çıkarlarını ve İsrail'i korumak için Sisi'ye darbe yaptırdılar. Halkın seçtiği ve demokrasiyle çalışmaya gelen bir lideri hapse attırdılar. Mursi bir uyanışın ve baharın lideri olduğundan tutuklandı. Direnenler katledildi. Arap baharının meydanı Arap kışına çevrildi. Mursi ve İhvan hapse dolduruldu, katledildi, idam edildi. AB 17 gencin idam edildiği günlerde Mısır'da toplantı yaptı. Batı demokrasisinin bittiği ve çürüdüğünün resmiydi bu. Mursi artık bir dönemin, bir fikriyatın, bir uyanışın sembolü. İslam, bahar ve demokrasinin harmonisinden yükselen yeni umutların lideri. İslam toplumlarında siyasal katılımın, siyasal eşitliğin ve adaletin timsali. Post Osmanlı ile gelen monarşik diktatörlere ve askeri diktatörlere karşı yeter söz milletin diyen yeni Ortadoğu'nun öncüsü. Firavunların köle düzenlerine hayır diyen Hz. Musa'nın bugünkü varisi. Çağdaş firavunların köle düzenine karşı mazlumları, ötekileşenleri, dışlananları ve kimsesizleri temsil eden bir şahsiyet. Yeni Orta Doğu'nun kıvılcımlarını çakan ilk öncü, özgürlüğün, bağımsızlığın ve millet iradesinin bayrağını Mısır semalarına diken bu kutlu dava adamını İstanbul'dan selamlıyoruz. Ümmetin asırlarca bayraktarlığını yapan payitahttan.